Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda ülfet nedir? Ülfeti ne ile aşabiliriz? Sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Ülfet bir şeye alışmak, ünsiyet peyda etmektir. Sahip olduğumuz nimetlerin adeta denizinde yüzerken o nimetlere olan şiddetli ihtiyacımızı ve onların güzelliğini fark edemez hale gelmektir. Aynı zamanda ülfet, Allah'ın nimetleri üzerine çöken bir kabus, kalın bir sis perdesidir. Üzerimizde ve etrafımızdaki Allah'ın sayılamayacak kadar sonsuz nimetlerinden istifade ederken zamanla onlara alışıp şeytanın da verdiği gafletle sanki bize verilmeye mecburmuş gibi, sanki bizim malımızmış gibi davranabiliyoruz. Her gün üzerimize doğup batan güneşi, soluduğumuz havayı, yediğimiz gıdalarla hayatımızı devam ettirmemizi, rahmet olan yağmuru ne kadar düşünüp onları bizim hizmetimize veren Mevla'yı ne kadar hatırımıza getirebiliyoruz? Yerde ve gökte her şeyin bizim hizmetimize sunulduğu Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Balıklar denizin içindedir, denizin kıymetini anlamazlar. Sözcüğü bu ülfeti ifade eder. Maddi nimetlerden daha önemlisi sahip olduğumuz iman ve İslam nimetidir ki, bunlar dünyevi ve uhrevi saadetimizin, mutluluğumuzun vesilesidir. Aynı ülfet bunlar için de söz konusudur. İmanı ve İslam'ı daha iyi yaşayıp yaşatmaya vesile olan dini hizmetlerin içinde olma nimeti de ülfete kurban ettiğimiz nimetlerdendir. Sonradan Müslüman olan insanların İslam'a karşı hayranlık ifadeleri ve takva derecesinde dine sarılmalarının arkasında dalalet ve küfürden sonra İslam'ın göz kamaştıran güzellikleriyle karşılaşmalarının rolü olsa gerektir. Ülfeti göremiyorsunuz onlarda. Din onlar için çok orijinal ve çok muhteşem. Dinin bütün ihtişamını çok net görebiliyorlar. Bu durumda her şey zıddıyla bilinir kaidesini hatıra getiriyor. Ülfetten kurtulmanın önemli bir vesilesi tefekkürdür. Onun için dinimiz tefekkürü ibadet kabul etmiştir. Hem de bir saati bir sene nafile ibadete denk olan bir ibadettir. Maddi ve manevi sahip olduğumuz nimetlerin üzerindeki kalın sis perdesini tefekkürün nur hüzmeleriyle delip nimetlerin daha çok farkına varabiliriz. Ülfetin çok orijinal ve çok kıymetli nimetleri sıradanlaştırmasına karşılık bunu izale etmek, sıradan kitapları okumak, sıradan insanları dinlemekle oldukça zordur. Öyle eserler okumalı ve öyle güçlü ve samimi nasihatler dinlemeliyiz ki biz de ameliyat cerrahiye yapsın. Beynimizde fırtınalar estirsin ve gözlerimizden yaş olup aksın. Farklı beldelerde farklı insanları görmek, dinlemek, onların fedakarlıklarına ve heyecanlarına şahit olmak, dini yaşama ve hayırlı güzel hizmetler adına her tarafın fıkır fıkır kaynadığına tanık olmak bizde değişik duyguların hareketlenmesine ve ülfetin parçalanmasına yardımcı olacaktır. Değerli dostlarım, İbadetlerimizi, tefekkürümüzü, güzel amellerimizi, salih amellerimizi alacaklı gibi değil, borçlu hem de gırtlağına kadar borçlu insan edasıyla Rabbimize karşı kulluk yapmaya çalışmalıyız. Ülfeti dağıtmanın birkaç yolunu arz etmiş oldum. Daha birçok şeyle insan ülfeti aşabilir. Toplumdaki olumsuzluklar, bizim kendimizin doğru yolda olduğumuza kanaat getirmemiz, ülfeti dağıtmada en önemli hususlardır. Kur'an'la, sünnetle, ilimle, tefekkürle meşgul olmak, iyi insanlarla beraber olmak, salih insanlarla beraber olmak ülfetin dağılmasına vesile olur. Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek anlamayı, hayatımıza tatbik etmeyi, salih dostlar edinmeyi, cennette bu salih dostlarla beraber olmayı bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, dostlarımıza, ailelerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.